abiyi de aradım. Bedir Usta'yı. Yanında Cüneyt Usta zaten. Ustaların ustası. Hep beraber kaz yemeye gidiyoruz şimdi. Evet. Üçümüz kaz yemeye gidiyoruz. Abi adamların suratını düşünebiliyor musun şimdi? Üçümüz birden içeri girmiyor. Şimdi bir de kaz. Şimdi bizim dükkanda yediğimiz o etler onlar bunlar şurada üzerine kaz. Suat şaşıracak. Bir kere üçümüzü birden görünce şaşıracak. Üçümüzü görünce evet, şaşıracak. Ne oluyor yani falan diyecek Suat gerçekten. Ama kaz yemek için ona gitmek lazım ya. O ya, Karslı biliyorsun. O tabii ondan dolayı zaten evet. Oraya gidiyoruz. Karslı olduğu için işte annesinden öğrenmiştir kaz yapmayı belki. Belki inşallah annesinden öğrenmiştir. Bir de oradan geliyordur. Kaz da oradan gelmiştir. Kesinlikle oradan gelmiştir. Onun için gitmeye değer bence ya. Gitmeye değer. Bir şok olacak ama gitmeye değer. Abi evet. Benim kötü bir huyum var yalnız. Bir şey güzel olmadı mı da güzel değil diyemiyorum yani. İnşallah güzeldir de. İnşallah güzel. Ama hem Karslı hem annesinden öğrenmişse, kaz da oradan gelmişse güzel olma ihtimali yok gibi. Onun için sağlama gidiyoruz bence. Bence biz doğru yoldayız. Tamam. Yolumuz açık olsun bir araba gidelim. Yerim var mı bari biraz? Kaldı mı? Çok az bir şey var. Ama biz doymuyoruz ya. Hiçbir şey yapalım. Ya güzel dediğin yemek gibi, olsun iyi her türlü yeriz abi. Dediğin gibi iyi yapılmışsa biz onda yeriz. Her türlü yeriz. Yeriz yeriz. Eyvallah. Çok güzel bir dolap. Yani şeyi çok iyi ayarlanmış. Çok güzel, çok beğendim dolabı. Gerçekten çok güzel. Çok uzun zamanı gördüğüm en güzel balıkçı dolabı. Mantı güzel. Balık yemeye gelmedik değil mi abi? Evet, bugün balıkçıdayız evet. Biz sene balıktayız ama balık yemeye gelmedik. Ha, şimdi kardeşlerim... Merhabalar. Kardeşlerim aynı zamanda Karslı. Karslı oldukları evet, için evet. Karslı, Ardahanlı. Kaslı ve Ardahanlı olunca'nın aklına ne geliyor? Kaz. Demek ki kaz bir özel bir şey var burada. Ben bir de bir şey daha gelir aslında, peynir. Peynir. Evet. Peynir. Yes, peynir. Yes. Hele peynir. Sevgili İlhan abi. İlhan abi gelir. Öf be. Yes ya. Ne güzel adamdır o da. Hayır. Buradan da selam söyleyeyim İlhan abi. Evet, hakikaten İlhan abiye selam olsun. Karslı'da gibi bir program yapalım. Beraber gidelim mi? Çok candır tabii ki ya. Sırf İlhan abi için gidilir, gene gidilir ya. Vallahi gidilir. Gidilir abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi. Hoş geldin canım. Üstadların ustası. Hoş geldin canım. Azar Çefim hoş geldin. Hoş bulduk. Bedir Usta. Vay, bugün az kadrolarla beraberiz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Tam onu anlatıyordum Bedir Usta'ya demin. Yolda gelirken şey dedim, balıkçıya da kaz yemeye mi gidilir dedim. Onlar zaten Karslı dedi. Karslı. O annesinden öğrenmiştir zaten dedi, öyle yapmıştır dedi ki. Nitekim öyleymişti. Evet. Ama kazdan öte şey, onun pilavı çok güzel. Ama o kaz olmayınca o pilav olmaz. Ha işte olmaz. O kaz abi lazım. O kaynadı su olacak yani ki. Yani kazdan çok pilavı daha meşhur. Değil mi? Evet, ama pilavın meşhur o güzel olması için evet. O kaz lazım. Evet. Yoksa olmuyor. O kaz nasıl bir kaz Suat? Bu Kars'ın kazı nedir? Abi Kars'ın kazı gerçekten kendisiyle has olan bir ünü var. Benim çocukluğum o kaz yemekleriyle geçti. Yani bizim evde sofraya bir kaz yemeği konulduğu zaman bu arada 9 kardeşli bir ailenin çocuğu. Bizim önümüze yani yarım kaz ya da bir kaz konulduğu zaman bizim için o yemek bir şölendi yani. Tabii. Çünkü yani bir yıl boyunca işte bir evde 15-20 tane kaz çıkacak ve biz bunu bir kış boyunca evdeki et ürünüyle ilgili bir tek elimizde kaz var yani. 3-5 tane tavuk ya da kaz biz bununla beslenip bununla yani kışa geçirirdik. Ama hep böyle damağımızda mühürlenen bir lezzeti vardı yani. Balık ve soğantı işletirken de insanlar hep bana soruyordu yani. Tabii böyle ustaların gibi şanslı değildik yani. Et ya da işte farklı yörelerin lezzetleri. Bir Karslı Ardahanlı olarak balık ve soğantında bu iş yaparken nerelisin? Karslı Ardahanlıyım. Sizin yemek kültürünüzde benim böyle boynum bükük kalıyordu yani. Yani bir gün dedim galiba bizim yemek planlarımızın ön plana çıkması lazım. İşte Sabah Gazetesi'nde Ahmet Örsün bir vesilesiyle oluştu yani. O da Bolu tarafında bir kaz yemeğini yemiş. Çok olumsuz bir tepki göstermişti. Zaman geçince onunla böyle beşeri dostluklarımız oluşunca restoranımızı ziyarete gelip gittiği esnada dedim size bir gün sürpriz bir lezzet tattıracağım. Risk aldım. Yani Ahmet Örs gibi insana bu yemeği tattıracağım. Ne tatacağız dedi. Sürpriz dedim Ahmet Bey. Hiç bozmayalım.
kaz mevsimi geldi. Teşekkürler. Yani Kasım sonu Aralık'ın başında Ahmet abi herhalde senden bir balık bekliyordu değil mi? Balık bekliyordu herhalde tabii. Hatta ben yemeği söylemedim. Yani onunla beraber gelen Cumhuriyet Gazetesi'nin yazan çok değerli abimiz Ali Sırman geldi, Mehmet Yaşınlar falan. Ya yani misafirler ne yiyeceğini soruyor Suat dedi. Ahmet Bey dedim, söylersem dedim büyüsü bozulur. Ben şu riski aldım. Eğer bu patlarsa dedim tam patlasın dedim. Patlamayacaksa da ünü olsun gitsin dedim. Anne dedim sana dedim çok büyük bir iş düşüyor. Demedim mi ben sana? Ben demedim mi sana? Ben demedim mi sana? Anasından öğrenmiştir. Annemi mutfağa gömdüm. Şefimi de aldım gel dedim biz bu yemekleri güzel bir şekilde hazırlamamız lazım. Yemekleri verdik. Baktım sofrada o kadar güzel bir ahenk var ki yani insanların o lezzeti yüzüne vurduğunu hissediyorum. Ahmet Bey çağırdı. Kalktı. Onlar balık beklerken kaz mı geldi yani? Kaz ha. Direkt böyle. Şimdi meze dolabına gitti. Bizim o Fenerbahçe'deki meze dolabımız da bu dolabın iki katı. Yani yaklaşık günlük 80 çeşit meze çıkıyor. Eski dükkandaydı. Evet. Eski dükkanda. Ahmet Bey dedim, bugün dedim, burada dedim, tacizde bulunamazsınız dedim. Size seçilen dedim, özel lezzetler var. Tabii herkes bekledi böyle, şimdi masa biraz böyle yalın. Sonra gravyer peynirleri falan masaya gelmeye başlayınca. Kars gravyeri falan. Efendim dedim, sizi bu akşam dedim, çok özel dedim, Kars kazını tattıracağım. Herkes böyle duraksadı. Suat dedi, emin misin dedi. Efendim dedim, eminim dedim. Sizin damanızda dedim, oluşmayan bir lezzet oluşmasını istiyorum dedi. Yemeğin finalinde çağırdı, gözlerim döktü. Senin sayende dedi, Kars Ağrı'dan, Iğdır'lı okucularımla dedi. Sanırım dedi, özür dileme zamanım geldi dedi. Ve bizim kaz hikayesi o şekilde başladı. İyi ki de başarmışız yani. Bizim o bölgedeki yaşayan insanlara ciddi anlamda bir ekonomi gelir sağladı. Yani şimdi her sene belli mevsimlerde burada sipariş üzerine Kars kaz mı pişiyor? Evet. Yani biz bunu bir hafta yaptık. Talepler çoğalınca bir ay boyunca yaymaya başladık. Yani Ocak ayında başlıyoruz, bitiriyoruz. Abi bana da ilk Fırat söyledi şimdi. Dedi ki, Misina diye güzel bir balıkçı var, çok güzel kaz yapıyor dedi mevsiminde dedi. Abi ne alaka dedim şimdi yani Misina balığı, oltayla mı tutuyor şeyi? Kazı. Benim eski komşum eskiden de komşu olduğumuz için ben biliyorum zaten. Ki eski yerleri maşallah efsaneydi ama kentsel dönüşüme gittiği için buraya geldiler. Aynı benim evet. Gibi benimki de kentsel. Burası çok güzel olmuş. Evet, çok beğendim dükkanı. Meze dolabına baktım. Meze dolabı uzun zamandır gördüğüm en iyi hem tasarım olarak hem de içindeki malzemeler olarak çok değişik şeyler gördüm. Gerçekten çok iyi yapmış, çok güzel yapmış. Yani yeni yerinde hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sen ne yaparsan güzel yapıyorsun. Bunu söyleyen de kim ya? Et profesörü. Şimdi senin gibi ustad da bunları duymak yok, gerçekten çok önemli. Sen insan olarak zaten işini iyi yapar. Kişilikli, karakterli, ahlaklı bir adamsın. Dolayısıyla bu senin işine de yansıyor. İşinde o yönden öyle görünüyor zaten yani. Sağ olun, görünüyor. Teşekkür ederiz. Biz sizin gibi değerli abilerimizi takip ediyoruz. Estağfurullah. Yani biz kardeşiz. Katkılarımız neler olacak evet. Yani. Bu Kars. Ne güzel bir peynir. Tabii abi. Abicim yani hakikaten. İlhan abiden, İlhan abinin mi? İlhan Koçulu'dan. İlhan Koçulu. Boğatepe köyünde. Dünya çapında bir peynir bu yani. Kaşarı yerken diyor İlhan abinin mi diyor. Daha hayır alır. Beyefendi hakaret etti. O kaşar değil. O bir Kars gravyeri. Evet Kars gravyeri. Kaşar değil abi. Ya, biz kaşar diyoruz. Biz çok Avrupa'da da gravyer yapılıyor biliyorsun değil mi? Avrupa'nın birçok yerinde gravyer var. Ama asla bu gravyer, ben bu keyfi vermiyor bana. Bizimki vermiyor. Bizimki gibi yani, olmaz ki. Hayır abi, emin olun. Bu arada içeride mutfakta biz burada aile olarak çalışıyoruz. Cihan benim kardeşim oluyor. Bir kız kardeşim var, kuzenim var ve eşim var. Eşim buradaki mutfağın başında. Öyle mi? Evet. Yani Misina'daki çalışma dokumuz biraz öyle. Ne güzel. Bir kardeşim daha vardı, o Beylerbeyi'ndi. Onun uzmanlık alanı balık pişiriciliği. Şimdi Beylerbeyi'ndeki restoranın başında o. Onun adına bir Misina'nın atmak. Misina mı var? Orayı aslında Misina olarak açtık ama bu ülkedeki yaşanan ekonomik krizden dolayı Misina dokusuyla orası çok uyuşmadı. Hem markaya zarar vermeyelim dedik hem de bölgedeki tüketicileri üzmeyelim. Misina'nın bir alt markası olarak kardeşim Vedat'ın adına işte bir marka yaptık. Daha çok balık pişirici. Balık, evet. İşte Maide Ocakbaşı diye bir butik bir ocakbaşı yaptık yani. Abilerimizin yanında bunu söylemek büyük. Aa güzel ya. Yani. Görelim onları. Çok güzel. Ben gittim oraya baktım yani. Yani çok görelim onu. O nerede? Gittim. Şeyde Beylerbeyi'de hemen girişim. O da mı Beylerbeyi'de? Evet girişim. Güzel. O dükkanın yeri iyi. Ben bir kere gitmiştim oraya. Ben de gittim bir kere. Daha önce. Dükkanın yeri gayet iyi. Şimdi neyle başladık? Evet. Bu bizim evelik çorbamız oluyor yani yöresel bir çorba. Çorba ile başlıyoruz.
Sonra işte kaz diyorum. Evilik çorbası. Evet, evilik çorbası. Yani orada aldım. Yoğurt bazlı bir çorba bu. Hafif yoğurt var. Bu evilik, bu otun adı değil mi? Evet. Evilik çorbası. Evet, bu içindeki otun adı. Ebelik, ben de anamdan biliyorum yani. İçinde bunun mercimek vardır. Evet. Yeşil mercimek. Yeşil mercimek vardır. Vallahi içinde ne varsa çok güzel olmuş. Ben de çok sevdim. Ama bu ot peki oraya mahsus bir şey mi? Tabii tabii. Ben çünkü duymadım ya da burada başka bir isim var. Ya da Ege'de başka bir isim Ege, var. Diyorlar. Ege'de de yani bu otlar birbirine çok yakın benzerleri var. Ama özellikle bizim o bölgedeki yeni nesiller bu yeni otları tanımıyorlar. Yani o organik otlarda faydalanmayan birçok insan var. Ne yazık ki öyle. Ama İlhan abi bir öncülük yaptı. Boğatepe'deki işte kadınlara yönelik başlattığı güzel girişimlerle Kars'a giden çoğu yerli yabancı turist artık Boğatepe köyünü ziyaret etmeden dönmüyorlar. Orada da çok güzel yemekler yapılıyor. Çok iyi bir çorba değil mi abi? Çok güzel bir şey abi. Evet. Yani çorbaları sıralamasına soksak. Az ver dedim de. İlk ona girmez mi bu çorba? Aha. Ve bilinen bir çorba değil. İlk az ver dedim girer, daha içerim bunu. İlk ona girer dediğimiz çorbanı, çorba yok, meydanda yok, piyasada yok. Biraz önce konuştuğumuz gibi neyimizi tanıtabilmişiz. Kendimiz bile bilmiyoruz. Bak masada 4 kişiyiz. Karslı olduğu için biliyor. Ben annemden bir şekilde biliyordum. İkiniz de bilmiyordunuz. Ben de yarım yamalak biliyorum. 4 kişiyiz. Çok güzel yani, çorba. Bu ne yani, bu ne? Yani, çok ya iyi çorba abi. Allah aşkına ben çok iyi çorba abi. Güney Afrika'da çalışırken hadi bir gün dedim ezogelin çorbası yaptım. Yemekleri çok fazla ara şey koymadan. Ezogelin çorbası yaptım abi. Ezogelin çorbasına bayıldılar. Bayıldılar abi. Yani. Olacak iş değil falan diyorlar böyle. Dünyanın en iyi çorbalarından biri. Bedrus Sayıcı'm, kaz yemek istiyorsa biraz bu yemekte sabırlı olacaksın. Ya 3 saat önce söyledik ya. Kaz yemek kolay değil abi. Değil yani. Kaz yemek kolay değil. Kars kazını yemek hiç kolay değil. Baba 3'te aradık ya. Bak kaz da değil, Kars kazı. Nasıl ki hindi, kandıra hindisi başkadır. Hindi var ama kandıra hindisi başkadır. Ama Kars'ın da kazı başkadır. Çorba müthiş olmuş ya. Gerçekten çok iyi olmuş ya. Vallahi ben çok iyi olmuş ya. Hatta biraz daha isterim bu çorbadan biliyor musun? Bizim bu kaz yemeğiyle beraber bizim Kars Ardan bölgesinde, daha doğrusu Serap bölgesinde unutulan bir tohum türü. Bu tohum türü de bir buğday türü. Kavulca bulguru dediğimiz. Ha, kavulcayı bilirim. Aslında o bölgedeki insanlar kavulca bulgurunu elde ederek kışında bu kaz yemeğini o kavulca bulgurunu yaparmışlar. Ama yoka böyle artık yüz tutmuş bir ürün olmasına rağmen İlhan abi köylünün birinin ambarının dibinde bir miktar buluyor. Ata tohum buluyor değil mi? Bunu çoğaltmaya başladı. Şimdi 7-8 yıldır artık bizim o bölgede kavulca da yetişiyor. Yani Türkiye'de şu anda iki tane önemli bulgur. Birisi bizim Kars Ardan yetişen kavulca bulguru. Bir de Kastamonu'daki bulgur çeşidi neydi o? Siyes. Evet, Siyes bulguru. Orijinal kalan iki tane. Evet abi. Evet abi. İlk tarımın yapıldığı yer Urfa. Urfa'da bir şey yok. Dünyaya açılan kapı. Dünyaya çıkmış oradan tarım. Dünyaya gidip buğday oradan. Ama şeyde yok, Urfa'da yok. Şimdi bunu nasıl izah niye edebilirsin? Niye yok? Niye izah edebilirsin? Niye nasıl izah edebilirsin bunu abi? Abi niye yok değil işte yani kimse bakmamış etmemiş. Tanıştan öğretkenle nasıl böyle bir şey yapamış? Abi şey, işte öyle değil abi. Bunu bir bunların devlet politikası olması gerekiyor abi. Nasıl diyoruz ki tohumlar nerede diyoruz? Herkesin bildiği gibi herkes diyor ki tohumlar İsrail'de tohum bankasında. Bizim bütün tohumlarımız, orada tohumlarımız hepsi İsrail'de. İsrail'de ne geziyor baba bizim? Ya ne geziyor değil mi? Adam işte yapmış, toplamış, götürmüş, koymuş abi. Vallahi. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu bilincinde. O kadar önemli bir bilinç ki bu. Dünya var olduğu sürece ihtiyaç duyacağımız şey. Sonra İsrail o tohumları almış, o tohumlardan bir seferlik, bir sefer ekimlik yaratmış. Hibrit ekimlik Hibrit. Yapıyor. Evet. Satın alıyorsun buğdayı, ekiyorsun. Şeyi, tohumunu, bir kere ekiyorsun, mahsulü verdin, evet. Sonra bir daha ekme şansı var. Gene alman lazım. Anladın mı ne yapmış? Yani bunlar tarım dünya durdukça var olması gereken bir numaralı şey. Bunu seni ben takip edeceğim bir şey değil yani devletin takip etmesi. Evet. Yani seni benim yapacağım bir şey yani, değil yani. Yani. Abi eskiden o çeyiz sandığında tohumla gidermiş. Tohumla gidermiş abi. Mendilin içinde. Bütün bunlar da şunu gösteriyor.
o tohumun ne anlama geldiğini gösteriyor. Ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. E bunu devletler bilmez mi? Ya ben bir şey şahit oldum mesela bu hayvan üreticileri var ya, hayvan üretiyor çiftlikleri bana, köylüler. Yemin ediyorum sana bir yere koyun almaya gittik, yani hayvan almaya gittik. Adamın çocuğu hasta oluyor, koyuna hasta oluyor ikisi aynı anda. Adam önce hayvanı doktora götürüyor, onu iyileştiriyor, satıyor, sonra çocuğu doktora götürüyor. Tabii. Evet abi. Bu örnek çok önemli bir örnek. Anadolu için. Evet. Anadolu için. Çünkü Anadolu insanı için bir numaralı şey yaşayabilmek için beslenebilmesidir abi. Evet. O için ben o ölçüde çok saygım var yani. Ona şahit oldum birebir yani. Onun için canlılara çok saygı duymamız gerekiyor. Evet. Ya evet. Şimdi bir besin denildiği zaman gerçekten hafif alınacak bir durum değil. Kazlar çok yağlı olduğu için ve yağ oranının rabiyesi çok farklı. Eski savaş dönemlerinde o toplar taşındığı zaman topların o tekerleğin döndüğü yere gres yağı denen bir şey var. Şu anda bilindik bir yağ. O gres yağı sürülür. Ama eski doğu yokluk döneminde gres yağı yokken kaz yağı imdada koşuyor. Kaz yağını gres yağı olarak kullanıyorlar. Çok yağlı bir şey ve katı bir yağ olduğu için de özellikle soğukta. Bizim köyde bir tane Altılı amca diye biri vardı. Bir dönem köyün çobanlığını yaptı. Bizim köyde o dönemler, bundan 20 yıl önce koyunculuk çoktu. Yani hemen hemen her ailede koyun vardı. Tabii Altılı amca yaz oldu mu bütün koyunları, sürüleri çıkarıyor. Kendisine göre bir yöntem buluyor. Bu yöntemi de bizim köyde bilen bir Altılı amca, bir de Sürmeli abi var. 2 yıl önce Sürmeli amca da öğrendi. Herkes onun bir kuzu etinin lezzetini anlar. Bildiğin bir tane ufak tandır bir çukur açmış, kuzuyu kesiyor, bütün parçalıyor. Yanında sadece soğan bulunduruyormuş. Kuyruk yağını kullanıyor. Hayvanın işkembesini temiz bir şekilde yıkayıp ters çeviriyormuş. Bütün et parçalarını işkembenin içerisine doğruyor. Kuyruk yağını atıyor, kelle soğanını atıyor. Tandıra böyle üzerine bir tane saltaş koyuyor. O bölgedeki bulduğu hayvanların gübrelerinde oluşan tezekleri 2 gün boyunca 48 saat boyunca o tandırın üzerinde yakıyormuş. Allah Allah. O tandırı da çıkardıktan sonra o eti tattığı zaman herkes onu neden anlar? Bu eti en güzel pişiren Abdullah da Sürmeli'dir. Eyvallah paşam. Çok ilginç. Lezzeti melhem gibi derlerdi yani bizim orada. Çok ilginç vallahi. İnanılmaz böyle ipeksi bir lezzeti sahip. Hadi ya baba. En son bunu ben 2 yıl önce tatma şansını yakaladım. Sürmeli amca da. Sürmeli amca da 94 yaşındaki bir abi. Hayatta mı? Şunu, tabii tabii. Bana da bunun yöntemini... Bunu tatmak lazım abi. Bunun yöntemini ver dedim. Bunu çekmek lazım abi. Bunu çekmek lazım. Bunu çek. Kalıcı olması için çekmek lazım abi. Hadi tattın gitti değil abi. Evet. Hikayesiyle beraber. Hikayesiyle beraber. Evet abi. Hemen. Abdullah amca. Abdullah mıydı? Abdullah. Gitti gider. Az kalmış ona göre. Abdullah amca rahmetli oldu. Bu kaz mantısı. Hah. Mantı değil yani. Salata, bu arada salata çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Evet. Sosunu çok ayarlamışsın. Soya mı kullandın buna sen? Az. Başka? Başka bir şey yok. Natural yani. Nar eksi bir anlam var. Biraz. Nar eksi böyle bir iki damla damla. Nar eksi soya eksi var. Evet. Ama iyi ayarlanmış. Ama çok iyi ayarlanmış. Balıkçı böyle de üzülüyor. Sadece biliyorsun bu. Biz balıkçı salata yiyoruz. Onlar kimisi domates, öyle salata. Ayarlamadın mı? İkisinin kıvamını ayarlamadın mı? Güzel olmuyor. Bu arada bu kaz mantısının bizim Kars, evet. Ardahan bölgesinde birçok aile bilmez. Biraz böyle hamaratlı kadınlar. Yani oradaki kadınlara yönelik bir hakaret olmasın ama eskiden bir kadın 8-9 tane çocuğa bakarken de evde geçip de böyle hamaratlı bir yemek hazırlamaz. Bizim Ardahan'ın belirli bölgelerinde, Kars'ın belirli yerlerinde, özellikle Hanak tarafında falan bunu hazırlarlar. Ben de babamla bir Rum'un arkadaşının evine misafirliğe gitmiştik. Hayvan alışverişinde bulunurken 8-9 yaşlarındaydım. Oradaydım, bana çok enteresan geldi. Geldim şimdi annemin peşine düşmüşüm. Anne bize kaz mantısı lazım. Ya. Annem de oğlum diyor. Ne kaz mantısı? Kaz mantısı nerede çıktı diyor. Heh. Dedim babama sor dedim. Kaz mantısı var dedi. Kaz mantısı hazır. Babam sonra anlattı. Dedi ki yani bildi mantı dedi yani. Kazın etini de getirdi hazırlayalım dedi. Eti aldı bıçakla işte böyle kıyma haline getirdiler. İçerisine biraz soğan biraz tuzunu attılar. Baktım böyle hamurda açılan işte mantıyı serdiler. Annem çıkardı.
Annettim. Bundan sonra bu evde kaz mantısı yapacağız. Kaz mantısı denen bir şey yok. Evlerde sadece olabilir. Trip tarzında bir şey yapılır mı Kars'ta? O bu çok, kaz suyuyla falan. Bizim o bölgede yapılmıyor. Bizim o bölgede yani benim bu Nisin Restoran'da sunduğum kaz yemeğini biz 12 yıl önce bunu sunduğumuzda aslında istediğim bu yemek gerçekten fine dine bir yemek kültürüne dönüşür. Bizim o bölgede pişirilen 2-3 yöntem kaz vardı. Tandırda asılı kaz, çok lezzeti harika olur. Bulgur pilav üzerinde tencerede ağır ateşte 3 saat pişen bir kaz yemeği ve çok basit bir yöntemle köyde hepimizin evinde işte fırınlı sobalı evler sobalarımız var. Fırının üstüne koyarsın, tabii, sobanın üstüne koyarsın. Fırın üzerinde su kaynar, çay yapılır, yemek yapılır, fırında acil ekmek pişer, pahaş pişer. O fırını annem o yandığı dönemde bütün ailelerin yaptığı büyük bildiğimiz tepsilerin içerisinde kazı parçalarlar, biraz pirinç pilavı, biraz böyle patates dilimi ve soğan. Varsa evde salça. Yani da bizim o bölgelere yani Doğu'nu ve Anadolu'nun birçok yerine 10-15 yıldır sebzeler girmeye başladı. Tabii, tabii. Bundan 20 yıl önce o bölgenin çoğu yerinde... Keza salça da öyle yani. İnsanlar sebzeyle, meyveyle çok geç tanıştı. Ama bunu yapıldığı zaman o kazın varmış olduğu demli, lezzetli suyu harika bir ravi, harika bir lezzet bırakıyor yani.